Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Vatansever sanatçılar olarak sesleniyoruz. HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır. Biz şimdi bugün burada yan yanayız. Birlikte tutturduğumuz türkü bağımsızlığın, kardeşliğin türküsüdür. Ülkesine, halkına, milletine yürekten bağlı herkes gibi ABD piyonu, terör örgütü HDPKK'nın karşısına dikiliyoruz. Biz şimdi bugün burada yan yanayız. Fırsatçıların, fesatçıların, bölücülerin, hainlerin üstüne hep birlikte yürüyoruz. Biliyoruz ki tam arkamızda Anayasa Mahkemesi önünde görülmekte olan dava bir senlik benlik davası değildir. Türkiye'nin birliğine kastedenlerin yargılanmasıdır. Türkiye'yi yangınlara atmanın peşinde olanların hesap günüdür. Aşık Veysel, bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi diyor. Öyleyse biz de buradan Anayasa Mahkemesi'ne ve başkanına sesleniyoruz. Diyarbakır analarının ateşini söndürmenin tek çaresi HDP'yi kapatmaktır. Şehit Mehmetçiklerimizin, kahramanlarımızın ocaklarına düşen ateşi söndürmenin tek çaresi HDP'yi kapatmaktır. Terörle mücadeleye yıllardır harcanan milyarlar nedeniyle cebimizde çıkan yangını söndürmenin tek çaresi HDP'yi kapatmaktır. Sınır boylarımızda, mavi vatanda, emperyalist batının çıkarttığı ateşi söndürmenin tek çaresi HDP'yi kapatmaktır. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Halbetçiğe ihanet. Halkın sanatçılardan, aydınlardan en büyük beklentisi onun dile getiremediklerini dile getirmesidir. Halkın yüreğinden, aklından geçeni her yerde, her zaman ve her koşulda söyleyebilme cesaretidir. Sanatçı ise yürekten geçeni söyleyebilmek için her zaman özgürlükten, hür iradeden taraftır. İşte şimdi biz sanatçılar olarak tam da bu nedenle buradayız. Kamusal hürriyetimizi genişletmek, demokrasimizi ilerletmek, gerçek anlamda fikir özgürlüğünü geliştirmek için buradayız. Demokrasiyle yönetilen özgür ve bağımsız hiçbir ülkede emperyalizmin desteklediği bir ayrılıkçı, bölücü örgütün yaşamasına izin verilmez. Hiçbir terör örgütünün meclise ayak basmasına izin verilemez. Şimdi biz vatansever sanatçılar olarak buradayız. Buradayız çünkü milletin yüreğinden geçeni söylemeye geldik. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi hiçbir seçim hesabı yapmamalıdır. HDPKK'nın davayı seçim sonrasına bırakma talebini dikkate almamalıdır. Kendi halkına, hatta insanlığına düşman, emperyalizm destekli bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır. Çünkü biliyoruz ki onlar Bursa'da havlucu Recep'e, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman, fakir köylü Hacca kadına, ırgat Süleyman'a düşman, sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Onlar vatana düşman. Mehmetçiğin katili hain PKK. Mehmetçiğin katili hain PKK. Mehmetçiğin katili hain PKK. Değerli basın emekçileri, büyük Türk milleti, PKK terör örgütünün meclisteki uzantısı HDP
sanatçılarımızın da ifade ettiği gibi derhal gün geçirmeden kapatılmalıdır. PKK binlerce şehidimizin, Mehmetçiğimizin, vatandaşımızın katilidir. HDP de demokrasinin katilidir. HDP'nin kapatma kararının seçim sonrasına bırakılması talebi Anayasa Mahkemesi tarafından kesinlikle reddedilmelidir. Anayasa Mahkemesi üyelerine güveniyoruz. Bu talep kesinlikle reddedilecek. Bölücü terörün hayatta kalma hevesi kursağında bırakılacaktır. Mehmetçiğin katili hain PKK! Mehmetçiğin katili hain PKK! Mehmetçiğin katili hain PKK! HDP'li seçim demokratik olmaz, antidemokratik olur. HDP'nin il ve ilçe binaları terör örgütüne çocuk kaçırma yerleri olmuştur. HDP, PKK'nın silahlı tehditleriyle oy toplayan partidir. HDP'nin katılacağı seçimden demokrasi çıkmaz, demokrasi katledilir. Milletin iradesi silah tehditleri altında bırakılır. HDP'nin derhal kapatılması hukukun ve demokrasinin gereğidir. Değerli basın mensupları, HDP NATO'nun siyasi gücüdür. ABD'nin binlerce tır silah verdiği, kara gücüm dediği PKK yıllardır HDP kisvesi altında NATO planlarını uygulamaktadır. NATO eşittir PKK eşittir HDP'dir. Tablo bu kadar açıktır. HDP NATO'nun beslemesi bir partidir. Temel programı NATO'nun Türkiye'yi bölme, Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirme programıdır. HDP'nin kapatılması ne kadar acil ihtiyaçsa NATO'dan çıkılması da o kadar hayati bir meseledir. Katil NATO, hain HDP! Katil NATO, hain HDP! Katil NATO, hain HDP! Kaos planlarını sökmez. Türkiye kazanacak. ABD'nin sesi Foreign Policy dergisinden yapılan seçimlerde ABD'nin istediği sonuçlar olmazsa kan banyosu yaşanır. Tehditleri artık Türkiye'de sökmez. ABD emperyalizmi ve NATO sistemi çökmektedir. Çürümektedir. Can çekişmektedir. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakanların, o kutsal değere haince saldırı düzenleyenlerin, İstiklal Caddesi'nde bombalar patlatanların ikisinin birden hamisi NATO'dur ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Türkiye NATO'dan Vatan Partisi iktidarında derhal çıkacaktır. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Değerli arkadaşlar, teröre daha fazla vakit verilemez. Anayasa Mahkemesi önünden, nöbet yerinden bir kez daha çağrı yapıyoruz. Neredeyse 2 yıldır sürüncemede bırakılan bu kapatma davasını daha fazla uzatmayınız. HDP'nin kapatılmadığı her gün PKK'ya bir nefes daha vermektedir. HDP'nin açık kaldığı her gün bir çocuğumuz daha terör örgütü için daha kaçırılmakla yüz yüzedir. Bu tehditle yüz yüzedir. Hele hele işin seçim sonrasına bırakılması Amerika'nın, NATO'nun Türkiye üzerindeki kan banyosu senaryolarına umut ışığı olur. Seçimler üzerinde terör gölgesi düşürür. Demokrasinin katline ferman vermek olur. Fermanlı teröristler yaratmayınız. Demokrasinin katline ferman yazmayınız. Değerli Anayasa Mahkemesi, onun kıymetli üyeleri, vatanseverliğin ve hukukun gereğini derhal yapınız ve PKK'nın partisi HDP'yi kapatınız. Mecliste PKK istemiyoruz.
Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. NATO'dan çıkılsın, HDP kapatılsın. NATO'dan çıkılsın, HDP kapatılsın. NATO'dan çıkılsın, HDP kapatılsın. Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı Sayın Murat Demirbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Nöbet eylemlerimiz hız kesmeden HDP kapatılana kadar devam edecek. Sağ olun, teşekkürler katıldığınız için.